Bu sabah sağlıktan merhaba sevgili izleyenler. Her gün birbirinden değerli konuklarımızı burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Burun çok önemli, çok kıymetli bir organ. İyi bakın, iyi kullanın diyor operatör doktor Mehmet Uruk sevgili izleyenler. Evet, bu söylemi biraz açar mısınız? Ne demek istiyorsunuz böyle diyerek? Çok da teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadığınız, geldiğiniz için, bize zaman ayırdığınız için değerli bilgileri bizlerle paylaşacaksınız. Buyurun efendim. Ben de size teşekkür ediyorum Cahil Hanım. ETV'ye teşekkür ediyorum. Bu birkaç misafir ettiniz. Evet. Her defasında çok memnun ayrıldım. Sağ olun. Yine teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi şunu böyle açalım. Burun bir defa bir insana ilk bakışta, bir fotoğrafa ilk bakışta görebileceğiniz olgulardan bir tanesi, oluşumlardan bir tanesi. Onun biçimi, onun duruşu kişinin karakterini, evet, kişinin görüntüsünü etkileyen bir organ. Kesinlikle. Bu estetik tarafı işin. Evet. Zaten biz bunun üzerinde durmayacağız. Bizim işimiz sağlık. İkinci şeye baktığımız zaman, beş duyudan bir tanesini içinde gizliyor. O fizyolojiyi saklıyor burnumuz. Daha önemlisi, solunum yolunun en başlangıç noktası. Nefes almaya başladığımız nefesin, solunumun, oksijenin ilk girdiği nokta, tabii oradan girerek ta akciğerlerimizin en ücra köşelerine, o alveol dediğimiz yerlere kadar gidiyor, oksijeni taşıyor oralara. Tabii bu yolun üzerinde bir de bir ağaç dalının yan dalları gibi oluşan ek yollar var. Bunlar burnumuza bağlı yerler. Örneğin sinüs boşlukları. Ondan sonra genize kadar ulaşıyor. Genizden sonra orta kulaklara, östaki borusu dediğimiz borucuklar aracılığıyla oralara da hava gönderiyor. Yani burnumuzdan bir havayı aldığımız zaman hep ciğerlerimize gidip geldiğini düşünürüz. Ama tabii ki o yan solunumları da var. Nasıl biz ciğerlerimize her solunumda havayı getirip götürüyorsak, o hava gidip gelirken bir de az evvel söylediğim sinüs boşluklarına ve östaki boruları aracılığıyla orta kulaklara da girip çıkıyor. Yani bizim solunum sayımız kadar o organlarımız da solunum yapıyorlar. Evet. O organlarımız da solunum yapıyorlar. Dolayısıyla burnumuzda olacak herhangi bir hadise, bizim ona iyi bakamamız, bize onu hastalandırmamız veya orada mevcut bir takım bozukluklar varsa bunları giderməməmiz, sözünü ettiğimiz organlarda hep hastalanmalara yol açabiliyor. Yani burnumuzun önemi orada. Çok gerçekten kıymetli bir organ. Çok kıymetli. Evet, sadece orada durmuyor yani. Evet. Sadece orada durmuyor. Kendinden başlıyor ta ciğerlere kadar. Evet. Birçok dokuları etkileyebiliyor. Özellikle nefes alma konusu olduğu zaman en önemli konu diyebiliriz, değil tabii mi? Evet. Tabii. Sağlık açısından önemi çok fazla. Tabii ki. İşlevi konusunda anlatımlarımız oldu zaten. Tabii, tabii. İşlevini iyi yapabilmesi için neler yapmalıyız? Nasıl, neler önerirsiniz? Buyurun efendim. Evet, peki. Şimdi işlevini iyi yapabilmesi için içindeki yapının düzgün olması lazım. Bu yapı bozuklukları doğuştan gelen yapı bozuklukları olabilir. Daha sonra edinilen yapı bozuklukları olabilir. Yapı bozuklukları dediğimiz zaman burun içerisindeki kemik ve kıkırdak yapıda olan bozukluklar olur. Et yapıda olan bozukluklar olabilir. Tabii bir de ona komşu olan diğer dokuların ve oluşumların bozuklukları da burnumuzu etkileyebilir. Tabii kendini çok kolay belli eden bir şeydir esasında ama şu var, mesela bir gözle mukayese edelim. Göz eksik görmeye başladığı zaman kişi bunu çok daha güzel fark edebiliyor. Doğru. Çünkü yedeği yok. Ama burun bir bozukluğa uğradığı zaman kişi bunu çok çabuk fark edemeyebilir. Neden? Yedeği var diyebiliriz. Yani ağız da solunuma iştirak evet, edebiliyor. Ama kişi o solunumu o gün yapıyor da nasıl yapıyor bunu oturup tahlil etmiyor kendi kendine.
Bir miktar ağzından da solunum yapıyor. Birazcık burundan gelip geçiyor belki. Dolayısıyla havasını alıyor, oksijenini alıyor. Dolayısıyla bu solunumunu yapıyor. Bize bir hastalıkla gelmiş olsa bir hasta, önce burnunu düşünmeden gelir. Ne yapmış bu burun? İşte ne bileyim bir boğaz hastalığı yapmıştır, bir kulak hastalığı yapmıştır, bir solunum yolu hastalığı yapmıştır, sinüslerde bir bozukluk yapmıştır. O vesileyle gelir bize. Araştırdığımız zaman burunda o bozukluğu buluruz. Bu radan kaynaklanıyor diye. Hastayı inandırmak buna zor oluyor. Benim burnumla ilgim yok, ben solunum yapıyorum, niye anlatıyorsunuz bana dercesine. Tabii onu ikna etmek, ona bunu anlatabilmek için hep bir uğraş veriyoruz. Dolayısıyla işte o birçok yan vesilelerle, yan hastalıklarla ortaya çıkarttığımız bu şeyleri, bozuklukları sebebine göre düzeltme yolları var. Nelerdir bu burun sağlığını bozan sebepler? Şimdi doğuşta, ana karnında gelişmede bir bozukluk var ise, onlar çok daha az sayıda yalnız. Bunlar var, doğuştan gelenler. Daha sonra doğum esnasında olabilecek şeyler var. O da doğumun tekniğiyle ilgilidir. Örneğin işte bir sezeryan oluyorsa belki travma görmüyor çocuğun yüzü, vücudu. Kolay çıkıyor ana karnından ama normal doğumla yapılan doğumlarda çocuk yerleşimi, çocuğun doğum esnasındaki o doğum travmayı dediğimiz şey esnasında çıkışı, ana karnından dışarıya çıkışı esnasında zorlanmalar oluyor ise, bunu çıkarabilmek için bir takım güçler kullanılıyorsa, aletler kullanılıyorsa bu esnada olacaklar var. Bir de bundan sonraki, doğduktan sonra, her şey iyi geldi ama doğduktan sonra başına gelecek kazalar vardır. Örneğin bebekken kuşaktan düşürülebilir. Emeklemeye başladı, efendim tay tay olmaya başladı yürüyüşlerinde. O zaman olacak düşmeleri var. İlk koşularını yaparken ayağı kayıyor, halıya takılıyor, sehpaya, masaya vuruyor yüzü çocuğun. Bunların hepsi bir zarar verebilir yani. Tabii. Evet. Şimdi buruna baktığımız zaman, tabii bir kemik yapı desek de gene de ilk darbeyi aldığı zaman kırılma riski azdır, özellikle çocuklarda. Yani biraz esnektir ama o burun basılıp darbe gittiği zaman burun yerine gelmiş gibi gözüküyor ama içerideki direkte o da bir yamulma yapıyor. Baskı ortadan kalkınca burun biçimine dönse de bu içeride böyle kalabiliyor. Bu neye benziyor o zaman? Eğri bir fidanı toprağa diktiniz. Ondan sonra bu fidan büyüyor, ağaç oluyor. Biraz eğrilik görebilirsiniz bunda büyüdükçe. Evet. Düz fidansa düz ağaç olur. Eğri ise eğrilik gösterebilir. Çocukta da böyle. Şimdi dışına baktık, bir şey yok, bozulmadı. Ama içindeki o eğimden farkımız olmuyor. İşte o zaman o burnun içerisine bir bakmak lazım. Buruna travma aldığını, darbe aldığını gördüğümüz zaman çocuğumuzu bir burun muayenesine götürmek gerekir. İçinde böyle bir şey oldu mu acaba diye. Tabii. Açısından. Sonra o eğim oluyor burada ve çocuk büyüyor. Vücudun bir toleransı var. O tolerans bir yere kadar gidiyor, vücut buna adapte oluyor yani ama artık belli bir yaşlara geliniyor, belli bir kilolara ulaşılıyor. Tabii kişinin çalışma hayatı başlıyor, değişik çevrelerde yaşamlar oluyor derken oralarda artık vücut toleransını yitirmeye başlıyor, bir takım hastalıklar oluşmaya başlıyor ve ondan sonra bizim de onu görmemize vesile oluyor. Tabii bunlar var, bu travmalar. Bir de alerjik durumlar var. Kişilerin dış faktörlere değişik şeyler, duyarlılıkları vardır. Örneğin polenlere karşı, efendim sanayi artıkları, egzoz gazları, havayı kirleten pek çok şey. Bunlara karşı çok duyarlıysa bir insan, orada alerjiler oluyor uzun süre. Alerjilerden sonra işte polip dediğimiz dejenere olmuş etler oluşmaya başlıyor burun sonradan içerisinde. Tabii bunlar sonradan oluşan şeyler. Tabii bir de vücudumuzun her yerinde, hani tırnak ve kılın dışında her yerde tümörler oluşabilir. Bütün dokularımızda tümörler oluşabilir. Ayrıca onlar da tabii olabiliyor. Kısaca böyle söyleyip geçiyorum bunları da. Tabii konumuz o değil ama
burun içinde oluşan tümörlerde, değişik dokularda oluşan tümörler, sinüslerde oluşan tümörler, bunlar da bizim burnumuzu tıkayabilecek oluşumlar. Burun tıkanıklıkları genel hatlarıyla bunlar, yani çok görülenler, pratikte çok görülen şeyler. Evet, bir insanın burnu sağlıklı değilse neler olur? Kişi neler yaşar? Bununla ilgili ne tür sıkıntıları olur? Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Evet. Buyurun efendim. Şimdi baştan da söylediğimiz gibi bir koku alma duyusu o burun içerisine yerleşmiştir. Önemli bir, yani çevreyle irtibatımızı sağlayan beş duyudan bir tanesinde bir bozulma meydana gelebilir. Vücudumuzun iletişimi bozulur. Yani hayati bir şey olmuş ise çevremizde, bir şey yanıyorsa, bir gaz kaçağı var ise... Tabii yani bunu duyamamak gibi bir şey vardır. Biz bu açılardan düşünmemiştik. Ne tabii, kadar mesela, da önemli aslında. Tabii bir tanesi bu. Onun dışında vücuda oksijenin ilk giriş noktası dedik. Oksijenin girişi azalıyor. Efendim. Gece uykuları bozuluyor. Ağızdan solumalar başlıyor. Ağız solunumu olduğu için boğazda itibaren kuruma. Tabii bu yolun üzerinde neler var? Yutağımız, işte dil kökü, ondan sonra gırtlağın kapağı, ses telleri. Daha aşağı indikçe ses borusu, nefes borusu. Bunların hepsinde bozukluklar meydana gelebilir. Tabii sinüzit dediğimiz çok yaygın bir hastalığın oluşumunda da yine birinci faktör burun tıkanıklıkları. Birinci faktör. Tabii birkaç faktör daha var yanında. Birleşirse onlarla daha çok sinüzit denen hastalık kolay meydana gelebilir. Örneğin işte diş bozuklukları, azı diş bozuklukları. Ondan sonra burundaki bu yapılar dediğim gibi alerjilerin bir de uzun süren durumlarında yine sinüsler de bunlarla beraber bozulabiliyor. Ondan sonra orta kulak hava alma eksikliği nedeniyle orta kulak hastalıkları oluşabiliyor. Bazen geçici, bazen kalıcı hal bile alabiliyor. Birbiriyle bağlantılı. Bağlantılı bunlar tabii. Yani en başta yapabileceği şeyler bunlar. Ses bozuklukları yapabilir. Ses tellerinin üzerinde bir takım oluşumların meydana gelmesine sebep olabilir. Özellikle sesini çok kullananlar için önemli. Bir de kondisyon lazım sporcuya. Koşacak, efendim iyi solunum yapacak, iyi oksijen alacak. Bu eksiliyor. Derin bir nefes almak için. Gece uykuları bozulduysa, iyi bir oksijenlenme olmadıysa iyi bir uyku olmuyor. Sabahleyin kalktığı zaman gece hiç uyumamış şahsına yorgun kalkıyor. Ondan sonra gidip işinin başında uyuklama gibi bir eğilime giriyor insan. Bunlar hep bunun arkasından gelebiliyor. Yani evet. Hayatımızın birçok yerinde, birçok anlamda çok da etkili burun sağlığımız çok önemli diyebiliyoruz. Tabii. Bir de zaman zaman birçok insanın karşılaştığı bir olay vardır ki burun kanamaları. Evet. Neden olur burun kanamaları? Burnu kanayan bir insan ne yapmalı? Bunun altında başka sebepler aranmalı mı? Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Buyurun efendim. Tabii. Şimdi burun kanaması çoklukla çok önemli sebeplere bağlı olmuyor. Çoklukla diyorum. Ama bir bölümü var ki çok hayati sebeplere bağlıdır. Önce bir kanamayla karşılaşıldığı zaman o kanamanın nedeni üzerinde tabii durmak ki bunu da hekim tabii ki ayıracak. Kanama acaba çok önemsenmeyen gruptaki hastalıklardan mı yoksa çok önemli bir şeyden mi? Çok önemli şeyler, tümörler olabiliyor gene burun içerisinde kanamaya sebep olabilen. Bunu bir an önce görmek lazım. O nedenle kanamalar olduğu zaman hemen tümörlerinin olup olmadığına bakmak. Mutlaka bir hekime gidilmesi gerekiyor tabii, değil mi? Tabii hekim yapacak bu işi. Kan hastalıkları var. Kan hastalıkları var. Evvela burun kanamasıyla kendini gösterebiliyor. Tabii ki kötü habis kan hastalıkları olabiliyor. Bunların ilk belirtileri arasında olabilir burun kanaması. Bunun ayrımının yapılması gerekiyor. Bu habis hastalıklardan bir şey bulmamışsak biz rahat oluyoruz hekim olarak. Hastaya da rahat olması için gönül rahatlığıyla vurguluyoruz, anlatıyoruz kendisine. Korkma, biz korkmadık, biz bitirdik, siz de korkmayın diye. Ama çok pratikte çok görülen,
çok önemli olmayan kanamalar da var. Şimdi burun kanaması önemli olmaz mı hiç denebilir. Neden? Burun kanadığı zaman az kanamıyor. Burnumuzun öyle bir yapısı var ki o kanayan bölgede kılcal damarlar adeta bir ağ oluşturmuş. Küçücük bir tane kılcal damarda azıcık bir çatlama, açılma olsa çok büyük kanama görüyorsunuz. Ve bu bayağı şeydir, böyle korkutucu, ürkütücüdür. Panik yaptırır insana. Dolayısıyla bir anda gelişebiliyor değil mi bu? Tabii. Ama işte onu bir an önce de durdurmak lazım. Durdurmak lazım. Şimdi bunlar arasında nezleler. Mesela en basitinden nezleyi düşünelim. Bir nezle bile burun kanamasına yol açabilir. Tabii ki. Nezle dediğimiz şeyler kılcal damarların genişlemesine yol açan bir olaydır. Nezlenin tam karşılığı budur esasında. Kılcal damarlar genişlediği zaman genişledikçe içine daha çok kan dolmuş oluyor. Çok üflenmiş bir balonun patlama riski nasıl daha fazla ise içine çok kan dolmuş, biraz genişlemiş bir damarın çatlama riski de fazladır. Sonra burundaki bu kılcal damarların üzerindeki örtü bizim kolumuzda, bacağımızdaki deri gibi kalın bir şey değil. İncecik bir zar. İncecik bir zardır. Onun da açılması çok kolay oluyor. Bir hapşırma kanamayı başlatabilir. Öyle bir mi? Öksürme başlatabilir. Azıcık temizlik esnasında kuvvetli sümkürmeler. Ondan sonra parmağın, mendilin şeyin değmesi. O duruma gelmiş. Kılcal damarları. Tabii. Evet. O duruma gelmişse ama damar çok dolmuşsa bunlar hep başlatabilir. Normalde değil tabii, o kadar çok kolay olmaz. Evet. Tabii burada yine önce kişinin alacağı şeyler, tedbirler. Onu ki her burun kanamasıyla gelen kişiye biz bilgi veriyoruz. Çocuksa ailesine, büyükse kendisine. Kanamanın çoğu basit kanamalar şu burun kanatlarımızın alt kısmına denk geliyor. Öyle. Burun bölmesi üzerinde şu bölgelerde burun kanatları da tam burada da görülüyor. Karşı karşıya Şimdi yapılacak iş, çocuksa anne baba yapabilir bunu. Parmağın içini, baş parmağın içini burun kanadına denk getirecek bir tanesini. Diğerinde karşı tarafa. İki burun kanadını da karşılıklı denk getirecek. Aynı basınçla iki parmağın içini tam karşılıklı denk getirerek burun kanadını sıkacak. 5 dakika kadar sıkıldığı zaman kan durabilir. Durmadıysa bir şey vardır. Ya parmakları iyi yerleştiremedik, tam kanayan damarların üzerine denk getiremedik. Veyahut da biraz daha geriden kanıyor olabilir. Şimdi esnek kısımları bastığımız zaman ne oluyor? Bir kemiğe dayanıyoruz burada. Kemiği ellemeyelim. Şimdi bazı burnun kökünü sıkmaya kalkarlar. Efendim. İşte saçını ıslatırlar, saç çekerler filan, hiç anlamı olmayan şeyler tabii. Bunları hiç yapmamak lazım. Yapılacak tek şey bu aile tarafından. İlk yardımı kendi kendine yapmış olur. Yetişkin kendi kendine bunu yapar ama çocuksa çocuğuna, büyükleri yaparlar bunu. Durdurulamazsa bu yöntemle, durdurulamazsa o zaman tabii ki bir an önce acil servislere, hekimlere gitmek lazım. Durdurulabilmişse hiç telaşlanmamalı. Bir de kanamayı gördüğü an büyük kişiler soğukkanlı olmalılar. Telaş yapmamalılar. Çünkü çocuk da korkuyor. O da panik yapıyor bir defa. Büyük bir psikolojik bozukluk içerisine girebiliyor. Önce büyükler soğukkanlı olmayı öğrensinler, bu dediklerini yapsınlar. Peki bu kanama olurken bir ağrı hissedebilir mi kişi burunda? Şimdi ağrı olmaz. Hani bir travmaya bağlı bir şeyse, hani bir kaza geçirildi, çarpıldı, vuruldu. Onun dışında çok zedeleyici bir şey yapılmamışsa burun içerisine. Örneğin çocuk bir cisim de sokabilir burnunun içerisine. Oyuncak sokuyor, başka metal parçaları efendim... Oynadığı aletlerin kırılmış parçaları, işte saat, telefon bilmem ne pilleri, bir şeyler, küçük şeyler olur. Çocuklar bunları çok alırlar, kullanırlar, sokarlar burunlarına. Onlar da biraz bu iş olabilir, Dikkat etmek gerekiyor. Evet, peki o kanı mutlaka durdurmak mı gerekiyor? Mutlaka durdurmak gerekiyor. Yani dur aksın denmez. Öyle mi? Bir şeyde sadece biraz müsaade edilir. O da daha yaşlı kişilerde tansiyon hastasıysa eğer. Eğer yüksek tansiyonu varsa tansiyonun düşmesine faydası olur. O an bir kanama olacaksa bir yerden olacaktır o kanama. Bu
bulunuyor. En kolayı burundan oluyor bunun. O da biraz işte emniyet sibobu gibi denebilir gibi, yani oraya. O da önemli. O da bir haberci oluyor. İşte orada hemen acele etmemek, tansiyonu da ihmal etmemek orada gerekiyor. Orada belki ama faydası da var bu kanamanın diyebiliriz. Bir bakıma ilk başta. Yani bir şey olacak diyorum, başka yerden olmaz. Olmaz, evet. Çünkü doğru. Daha kıymetli, evet, yerler var. Evet, evet hocam. Hocam merak ettiğim bir şey var. Hapşurma. Neden hapşırırız? Hapşırma da şimdi nedir? Burun nedir? İçerisindeki mukozanın bir hassasiyet kazanması. Ondan sonra burun içerisinde bir takım ifrazatın oluşması. Burun içerisinde yabancı bir madde varsa, örneğin soluduğumuz havanın içerisinde küçük canlılar dahil bir takım partiküller içeriye gidebilir. Bunların hepsi hapşırma yaptırabilir. Ama diğer taraftan mesela burunun içinde alerjilerdir en çok alerjileri yaptıran, ama alerjinin tipik şeyi hapşırmaları var. Üst üste. Üst üste değil mi? Üst üste olur. Yani bir kere hapşırmıyor aslında. Bir tane başlıyor, üç tane, beş tane ard arda bir yığın hapşırma yapıyor. Alerjik durumlar, evet, daha çok. Tabii bu kişilerde bir de burunda kızarıklıklar, ondan sonra su gibi bir takım akıntılar, sızıntılar, bir de ek olarak bunlar var tabii. Bunlar da alerjinin var olduğunu gösteriyor. Bir aklıma bir şey geldi, yine anne babalar için önemli. Çocukların kokulu burun tıkanıklıkları var. Onu ben pratik olarak bilmesini isterim bütün ailelerin. Pratikte çocuğunu oyuna bıraktıkları zaman 24 saat tabii çocuğunuzu gözlemeniz mümkün değil. Bir anne mutfakta işi vardır, bir başka yerde işi vardır. Çocuklar birbirleriyle oynuyorlardır. Ya çocuk merakından veya karşısındaki çocuğun yaptığı oyunla buruna bir şeyler sokulur. Bu fark edilmez. Çocuk da söylemeyi bilmez aileye. İçeride kalıyor, etrafına artık iltihabi şeyler, olaylar olmaya başlıyor. Dolayısıyla burun hep tıkalı, tek taraf tıkalı. Hafif renkli akıntı gelebiliyor. Bu yeşilimsi bir akıntı olabilir. Bazen hafif kanlanma olabilir. Eskidikçe kokar bir de. Yani çocuğunun yanına yaklaştığı zaman anne baba bunun resmen kötü bir kokusunu duyar yani, duyar. Tabii bakıyoruz buraya bir yabancı madde girmiş diyoruz hastanın annesine babasına. Yok diyorlar, öyle bir şey sokmadı, biz yakın günde görmedik, eski. Onlar da şaşırıyorlar tabii. Nasıl olmuş da bu kadar zaman haberimiz olamamış? İşte olamıyor. Burun öbürü çalışıyor. Konuşmamızın başında söylemiştik, ağız var, yedeği var. Dolayısıyla fark edilemiyor. Ve tabii çıkarıyoruz ondan sonra. Hocam bu çok tehlikeli bir durum değil mi? Yani orada ne kadar süre kalabilir, nereye kadar gidebilir bu cisim burunda? Şimdi çok fazla gitmiyor. 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 Çünkü burnumuzun içinde böyle girişini gördüğümüz gibi geriye kadar aynen böyle bir düz boru gibi, bir tünel gibi devam etmiyor. İçeride oluşumlar var. İşte bu konka dediğimiz etler var, kademe kademe. Onlar müsaade etmiyorlar. Bir de dümdüz bir yol değil. Evet. Burun tabanı da dümdüz bir yol değil. Kendine göre eğimleri var. Belli bir büyüklükte ise gidemez. Ve zaten bir süre orada kaldığı zaman etrafını onun mukus dediğimiz o madde sarıyor. Evet. Ya kaydırıp götürecektir, belli bir büyüklükteyse, yola sığacak bir büyüklükteyse, o kadar küçük değilse, kaydıramıyorsa orada kalacak bir süre, etrafına madde toplanacak. İltihaplanmalar başlayacak. Dokularımızdan işte granülasyon dokusu dediğimiz dokular ürüyor, çoğalıyor. Yabancı cismi vücutta hapsetme çalışması vardır. Vücudumuzda öyle çalışması var. Her yerde olur bu. Orada da oluyor. O hapsoluyor. Kalıyor orada. Gitmez bir tarafa. Yalnız o küçükler gittiğinde nereye gidiyor hocam? Onlar şimdi genize düşüyor. Genize düştüğü mesele yok. Yok. Yani yutacak. Yutacak. Bir şekilde. Çünkü biz günde litrelerce sıvı yutuyoruz her birimiz. Yutkunma yaptığımız zaman hep işte bizim vücudumuzun sağlıkladığı onları yutuyoruz biz yani. Evet. O esnada onlar da gidiyorlar. Evet, hocam bir izleyicimizden bir soru gelmiş Yeliz Hanım'dan. 5,5 yaşında kızım var. Burnu çok sık tıkanıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Özellikle de geceleri burun tıkanıklığı yaşıyormuş. 5,5 yaşında bir kız çocuğu. Evet. Ne yapabiliriz diye soruyor izleyicimiz. Şimdi özellikle gece dediği zaman genellikle
geniz de devreye giriyor bu defa. Şimdi biz burun konuşuyoruz ama burundan hava geliyor. Burundan giren hava genize gidecek. Genizden aşağıya inip nefes borusuna girecek. Ama tabii ki genizde bir tıkayıcı unsur varsa, hani halkın geniz eti dediği, karşılığı geniz bademciği, adenoid dediğimiz bir kitle var. Ergenlik çağından önceki çocuklarda bunlar görülür. 5,5 yaşındaysa eğer o mutlaka geniz etinin geniz eti olabilir mi? Bakmak lazım. Çünkü gece yatıldığı zaman hem o belki biraz daha şişiyor olabilir, bir de yattığımız zaman yani vücut dikey durumdayken burun en rahat solunumunu yapıyor. Yatay duruma geçtiğimiz zaman herkes için öyledir. Normal kişiler için daha öyledir. Zor. Burun içindeki o konka dediğimiz etler biraz fizik kuralına uyuyor. Yer çekimi kanununa uyuyor gibi. Altta kalan taraf, mesela bir yana yatıyorsak altta kalan konka dediğimiz o et biraz tıkıyor. Daha şişiyor. Efendim, arka üstü yatıyorsak belki eşit miktarda ikisi biraz şişiyor. Zaten burunda onlar nedeniyle biraz bir daralma meydana geliyor. Bu sebep. Bir de geniz eti büyükse 5,5 yaşındaki bir çocukta işte ona mutlaka bir bakmak lazım. Geniz eti büyük olduğu zaman gene burun solunumu iyi olmadığı için, burundan hava akımı iyi olmayınca sinüslere hava iyi gitmez demiştik. Dolayısıyla erken yaşta sinüzit hastası olan çocuklarımız da var. Evet. O nedenle orayı bir gözden mutlaka geçirmesi lazım. Mutlaka bir görmek gerekiyor diyebiliriz. Peki şeyden de kaynaklanabilir mi? 5,5 yaşında bir kız çocuğu, genelde erkek çocuklar hareketlidir ama hareketli bir kız çocuğu da olabilir. Gün içinde işte çok koşması, terlemesi de burun tıkanıklığına sebebiyet verebilir mi? Yorgunluktan da geceleri böyle sorunlar yaşayabilir mi? Tabii. Yani terli, nemliyken vücut çok iyi korunması çok lazım. Çok iyi korunması. Şimdi gene annelere ben hep tembih ediyorum. Çocuğunuzu banyodan çıkartıp kuruluyorsunuz. Ondan sonra şimdi uykusu daha güzel olur deyip yatağa yatırıyorsunuz. Bunu yapmayın. Yani banyo oldu, kurulama yapıldı. Hatta mümkün olduğu kadar havayla yapılmamalı, kurulama şeklinde, havluyla kurulama şeklinde yapılmalı. Biraz erken yapacak banyoyu, uykusu hemen gelmesin çocuğun. Birkaç saat oyalasınlar yani televizyonla, yazıyla, çiziyle falan oyunda oyalasınlar. Geç uyutsunlar çocuklarını. Ter varsa, nem varsa, ondan sonra evin içinde ayrı bölümler, mesela bazı bölümler soğuktur, bazı bölümler sıcaktır. Oralara gidiş gelişlerinde orada çok dikkatli olmak lazım. Tabii ki öyle bir günün gecesinde daha çok tıkanıklıklar olacaktır. Hastalanmalar gelecek arkasından. Yeni sanıma buradan da bu bilgileri vermiş olalım. Evet. Evet, bir de birçok insanın burun ameliyatından olmaktan çok korkar. Neden bu kadar korkulur? Gerçekten, hakikaten bu kadar korkmamıza gerek var mı? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi ameliyatın her türlüsünden korkulur tabii. Korkulur değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Şimdi ben kendimi hatırlıyorum da bir diş problemim vardı gençliğimde. Birkaç defa gidip kapısından dönmüştüm yani diş hekiminin. Gidiyorum korkulur. Ağrısı geçiyor, elletmiyorum. Ertesi gün gene ama birkaç gece uykusuz kaldıkça diyorum tabii artık gece gene olacak aynı şey, bu defa oturuyorum. Evet. Oturdum ve o işi halletmiştim o zaman. Sonra artık bitti. Yani şimdi çok rahat gidip oturabiliyorum. Evet. Ha bir kere insanlar tabii ameliyat deyiminden korkuyorlar. İki, burun ameliyatından özellikle daha fazla korkular var. Şöyle ki tabii ben meslekte biraz eskidiğim için her türlüsünü hemen hemen gördüm. Gördünüz. Özellikle de burun içinde kullanılan malzemeler. Bir, halk birbirini korkutuyor bir yandan. Onu evvela halk birbirini korkutuyor. İşte şöyle çekiç kullanıyorlar, böyle keski yapıyorlar. Gerçekten ürkütücü geliyor. Evet. Yani hocamları duyduğunuz zaman. Şimdi ilk bir zamanlar, bizim de mesleğe başladığımız zamanlar öyleydi. Yani muayenehanelerde uyuşturarak yapıyorduk. Uyuşturunca ne oluyor? Hasta bir takım sesleri duyuyor en azından. Ağrıyı az duysa da seslerini duyuyor, aletlerin seslerini duyuyor. İşte orada bir işte şöyle çekiç keski kullandılar olayı birbirlerine anlatılarak dolaşıp duruyor. Ardından ameliyat bitiyor ve eskiden biz gazlı bezlerin vazelinle yağlanmış şekillerini buruna tampon olarak koyuyorduk. Uzun sürede böyle kullanıldı yani bu. Dolayısıyla onlar burunda sıkıntı yaratıyordu.
Koyarken tabii uyuşukluk var, belki çok zorlamıyorduk ama çıkarırken bir kere daha uyuşturma şansı hemen hemen olmuyor. Öyle çıkarıyorsunuz. Tampon olarak. Tamponlar, evet. Dolayısıyla şimdi bile hasta geldiği zaman doktor iyi anlattın, yani tamam yapacağım bu işi ama çok korkuyorum diyor. Evet. Niye? Çok korkuttular. Şöyle anlattılar, böyle anlattılar. Biz şimdi yeni şeyleri anlatıyoruz. Aklına girebildiklerimiz ameliyatın olduktan sonra, yani geçirdiği korkular var ya, iki gecede burun tabii genellikle kapalı tutulur tamponla. O iki gece gelip giden, çok affedersiniz boş boğaz diyeceğim yani o insanlara gittikçe, yani geçmiş olsun deyip moral verecekleri, daha aa şimdi bak o tamponlar nasıl alınacak, şöyle acıyacak, böyle bir bölüm olacak. Kafa dolu dolu geliyor bizim yanımıza. Ama şimdi öyle malzemeler kullanıyoruz ki, inanın dakika sürmüyor yani burundan çıkarılışı. Evet, dakika sürmüyor ve yapışmıyor zaten burnun içerisine. Oldu mu diye soruyor hasta. Hasta bile ne oldu mu? Tamponları aldık mı, alacak mıyız? Bitti. Ya bana ne kadar kötü anlattılar, şuydu buydu. Yani biz artık teknolojiyle birlikte bazı şeyler değişti. Gelişti, evet. Gelişti. Yani hastanın konforu düşünülüyor gittikçe. Zaman ilerledikçe hastanın konforu düşünülüyor. Dolayısıyla burada da böyle kolaylıklar var şimdi. Bir de uyutma şansınız var. Evet. Uyutarak yapıyoruz. Yani bu anlattığım yıllarda anestezi uzmanı yoktu Manisa'da. Doğru hocam. Devlet hastanesinde yoktu, üniversite zaten yoktu o yıllarda. Siz çok daha öncelerini bildiğiniz için tabii, o günle bugünü kıyaslamanız çok daha kolay oluyor. Tabii. Evet. İşte oradan gelen, bugüne kadar sürüp gelen şeyler var. Yoksa hiç de korkulacak bir yanı yok. Değil. Bu konuya da aydınlık getirmeniz, açıklamanız çok güzel oldu. Evet. Bir de sinüzitlerden biraz bahsetmenizi isteyeceğiz. Az önce Yeliz Hanım'ın 5,5 yaşındaki kızının burnunun çok sık tıkanması, genizletin daha sonrasında da sinüzit olabilme ihtimalinden bahsetmiştiniz. Evet. Biraz sinüzitlerden de bahsederseniz çok mutlu olacağız. Tabii. Şimdi ağırlığı buruna vermiştik. Biraz ikinci derecede olsun. Böyle, tabii bu da başlı başına aslında bir konu, çok bir sohbet konusu. Bunu da yine bir gün açarak böyle konuşuruz tabii hocam. Tabii olabilir, evet. Şimdi burunun sağlığından, sağlığı bozulduğu zaman nelere yol açabileceğinden konuşmuştuk. Tabii bir tanesi de bu şeydir, sinüzitler. Sinüzit dediğimiz hastalığı taşıyan milyonlarca, yüz milyonlarca insan var. Çok kolay gelişebilir bazı insanlarda. Dediğim gibi evvela burnu iyi olmayan bir insan sinüzit için en aday insandır. Evet. Diş bakımı iyi olmayan, özellikle ağzı dişlerinde, işte çürüğü var, köke kadar çürük inmiş, dişlerine bakım yapmamış, çekimlerini, tedavilerini zamanında yaptırmamış, sinüste bağlantısı olan dişler vardır. Onlar ikinci bir sebep. Üçüncüsü de böyle büyük üşütmelerin, işte saçın yaş kalması, büyük yağmur yağış yemiştir, büyük soğuk algınlığı geçirmektedir. Yanlış bir deyim vardır, hani tedavi olursa 7 gün, tedavi olmazsa 1 haftada geçer bu demişler basit nezleler için. Doğrudur belki ama nezleye benzetilen birçok hastalık var. Halk bunu hep nezle olarak değerlendiriyor. Tedavi olmak yoluna gitmiyor. Hekime gitmek yoluna gitmiyor. Bir de öyle olan sinüzitler var. Şimdi sinüs dediğimiz şeyler bizim yüzde kafa arasında yerleşmiş boşluklar. İşte en büyük sinüslerimiz yanak altlarında, burnun sağ ve solunda, alında, kaşlarımızın üzerinde, kafa tabanımıza doğru olan bir sifenoid sinüs dediğimiz bir sinüsümüz var. Bir de küçük küçük burun köküne yayılmış sinüslerimiz var. Yani bunların iltihaplanmasına biz sinüzit demiş oluyoruz. Tabii bu sinüzitin oluşumu için saydığım sebepler bunlar. Tabii şiddetli baş ağrısı yapabilen sinüzitler var. İlerlemiş, hiç baş ağrısı duymamış hasta. Bir de böyle sinüzitler var. Şimdi bir hasta geliyor bize, kronik öksürüğü var. Dolaşmış, aylarca dolaşmış, gelmiş. Ya bir meslektaşımızın önerisiyle veyahut kendi aklına düşerek, bir de ben kulak burun boğazcıya gideyim diyor, geliyor. Bir bakıyoruz ki sinüzit bulguları var. Benim başım ağrıtmıyor diyor. Hasta kabul etmek istemiyor. Ondan sonra biz ikna ediyoruz. Bir film çektiriyoruz. Hatta bugünkü teknolojide bir tomografi çekilmişse hastaya da böyle çok demonstratif bir şekilde anlatabiliyoruz, gösterebiliyoruz bunları. Hasta ikna oluyor.
Hiç ağrısı olmamış ama bayağı ilerlemiş sinüziti var. Dolayısıyla hani sinüzitten laf edilmişse, sinüzitte ait bazı bulgular bulunmuşsa, sinüzitin yapabileceği şeyler bir hastada varsa, hekim bunun üzerinde dururken hasta itiraz etmemeli. Öyle mi? Araştırması mutlaka Kesinlikle. yapılmalı. Evet. Ve tabii ki gene önce medikal tedaviler, bazılarında da cerrahi tedavilere yani kadar gidebilen durumlar oluyor. Yerine getirmek Hastalığın lazım. Hastalığın durumuna göre evet. değişebiliyor. Evet. Evet efendim, biz aradan sürenin sonuna geldik ve size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok güzel bilgileri bizlerle paylaştınız. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyduk çok efendim. Çok teşekkür ederim. Ben mutlu oldum. Sağ olun, eksik Sağ olun. Olmayın. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, çok değerli konuğumuz Özel 8 Eylül Hastanesi'nden kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mehmet Uruk bizlerle birlikteydi. Birçok değerli bilgisini bizlerle paylaştı. Özellikle burun tıkanıklıkları, burun sağlığıyla ilgili çok değerli bilgileri paylaştı. Kendine bir kez daha şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Pazartesi günü bu sabahta buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.